Tepkili olmak ya da tepkisiz olmak. İşte bütün mesele bu. Arkadaşlar, stoik olalım, tepkisiz olalım, tepkisiz olunca maskülen oluyoruz. Nasıl oluyoruz? Nedir tepkisiz olmak? Neden tepkisiz olmak sizi stoik ve maskülen yapıyor? Hem kadınlar için konuşacağız. Kadınlarla alakalı kısmı sona bırakacağım. Siyasetle, ticaretle, normal iş hayatımızla alakalı. Tepkisizlik sizi nasıl daha güçlü bir erkek, nasıl daha güçlü bir insan haline getirecek? Bugünkü konumuz da bu olsun. Kızılsırlardan Zeynel Cem Demirhan. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Stoikliğin temelinde tepkisiz olmak yatıyor. Ya tepkisiz olunca ne oluyor? Bakın, tepkisiz olmak korkak ya da güçsüz olmak değildir. Arkadaşlar, tepki dediğiniz şey sizin duygularınızla hareket ettiğiniz zaman verdiğiniz fevri ve ani kararlar ve ani hareketlerdir. Dünyamızda bugün insanlar algıları yönetilerek yaşıyor. Duygusal yaşıyorlar, duygular yönetiliyor. Duygularını yönettiğiniz zaman insanlara her malı, her kavramı, her olguyu, her şeyi satabilirsiniz. Peki duygu nedir? Duygu bizi düşünmeden hareket etmeye iten, mantıklı mekanizmaları çalıştırmadan hareket ettirdiğimiz dürtülerdir, tepkilerdir. Örnek veriyorum, patlama sesi duyduğunuz zaman irkilip kendinizi yere atıyorsunuz. Deprem anında böyle korkuyla kendinizi ya dışarı fırlatıyorsunuz ya böyle korumaya almak üzere bir büyük eşyanın yanına bir boşluk yaratacak yere sığınıyorsunuz ve korkuyorsunuz. Çünkü o anda düşünmeye ve o anda düşünüp bunun ne olduğunu karar verene kadar sizin ciddi zarar görme ihtimaliniz var. Bunun dışında çok güzel bir kadın gördünüz. Bazı kadınlarda gördüğünüz zaman böyle kalbiniz küt 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 atıyor. Eliniz ayağınız boşalıyor. Terlemeye başlıyorsunuz. Heyecanlanıyorsunuz. Konuşamaz hale geliyorsunuz. Bakın, bu duygu aşk olarak tanımlanıyor. İlk görüşte aşk falan diyorlar. Ben size söyleyeyim, saçmalık, ilk görüşte aşk falan değil. Beyniniz saniyeler içinde karşınızda gördüğünüz kadının dış görünüşü ile yargılıyor, orantılarını hesaplıyor ve siz bilmiyorsunuz bile ve diyor ki Ahmet, Mehmet yürü, bu kadınla üre, çocuk yap, işte doğru kadın bu, bunun da üreyebilirsin, neslini devam ettirebilirsin diye arkadan bir itki başlıyor ve o itki sizi ikna edebilmek için adrenalinden testosterona, serotonine, bilmem ne, bin tane hormon pompalıyor ve o hormonlara vücudunuzun verdiği tepkiyi aha aşık oldum ben falan zannediyorsunuz. Tepki ve tepkisel olmak duygularına hızlı yanıt vermekle alakalı. Peki neden tepkisel olmayacağız? Neden daha soğukkanlı olacağız? Arkadaşlar, erkek beynini kadın beyninden ayıran en önemli özellik karar verme mekanizmasıdır. Bakın, kadınlarda karar verme mekanizmaları önce içgüdü, ondan sonra duygu, sonra mantık olarak işler. Erkek beyninde ise karar verme mekanizmaları yine önce içgüdü. İçgüdü her zaman öncelikli gelir. İçgüdüden sonra mantık, mantıktan sonra duygu gelir. Şimdi tepkisel insanlar düşünmeyen insanlardır. İçinden geldiği gibi hareket eden, aniden parlayan, aniden aşık olan, aniden ağlayan, aniden bunalıma giren, ani ve sürekli tepkisel tepki veren insanlardır. Ve bu maskülen davranış yapısına aykırı bir şeydir. Çünkü sizin beyniniz mantıklı ve rasyonel çalışmak üzere tasarlanmıştır. Günümüzde bunu bilen siyasetçiler, sermaye, reklamcılar, kadınlar sizin duygusal tepkilerinizi öyle bir kontrol ediyor ki üzerine de bir de duygusal ol, duygularını göster, duygularınla yaşa, duygularını sahiplen diye kavramlar pazarlıyor ki şu an etrafta kendini kabadayı zanneden, böyle boş boş bağıran adamlar da olur. Trafikte birbirine sürekli korna çalan, sürekli bağırıp çağıran gerizekalılarla dolu. Düşünsenize arkadaşlar, bu sene bir seçim yaşadık. Seçimi kazanırken bizim reis ortaya uçmayan bir uçağın tablosunu koydu. Bir de Vietnam'ından Çin'ine, Almanya'sından Fransa'sına, Amerika'sına, dünyanın yarısından çoğunun yapabildiği yerli olmayan parçalar hep yurt dışından ithal, İtalyanlar tarafından tasarlanmış standart bir elektrikli arabayı üretmeyi başardı ve bununla size öyle bir gurur duygusu verdi ki, öyle bir pazarladı ki, adam başka hiçbir şey yapmadan seçim kazandı ya. Karşıdaki adamlar 40 tane takla attı, yine beceremedi. Şimdi işte duygular böyle bir şeydir. Koca bir ülkenin duygularını yöneterek ülkeden istediğini alabiliyorsun arkadaş. Pazarladığı duygu neydi? Vatan,
millet, yerli, milli. Halbuki değil miydi bizim reis? Bundan 6-7 sene önce, 8 sene önce açılım deyip de Habur kapılarında sahne mahkemeler kurdurup da hani teröristlere hoş geldin diyen, Şivan Perper'le kol kola türküler söyleyen, öbür tarafta adamlar çıktı bizim bayrağımızı indirdiler. O bayrağımızı indirirken biz Türkiye'liyiz kavramını Türkiye'ye pompalayıp da milli duygularımızı ayaklar altına alan adam şu an 2023 seçimlerinde milli duygularımızı sömürerek bir seçim kazandı. İşte duygusal hareket edip etmemek arasındaki fark bu. Koca bir millet olarak biz arabeske, duygusalla, fevri olmaya, fevri hareketlere kendimizi kanalize etmişiz. Her tarafta, bütün mecralarda kaybediyoruz ve neden kaybettiğimizi bile anlamıyoruz. Tepkisiz olmaya örnekler verelim. Tepkisiz olunca ne kazanacağız? Arkadaşlar, ticaret yaparken rakipleriniz, çalışırken iş arkadaşlarınız, alışveriş yaptığınız yerler size bir kaybetme korkusu, bir FOMO dediğimiz Fear of Missing Out duygusu pompalayarak size o kadar çok şey satıyorlar ki ve siz o duyguların esiri olup aslında satın almayacağınız, yapmayacağınız işler yapıyorsunuz. İş arkadaşlarınız veya normal arkadaşlarınız sizi kaybetme korkusu pompalayarak avuçlarında oynatabiliyor. Patronunuzun size en büyük tehdidine seni işten çıkartırım. E sen de o kaygıyla, o korkuyla hareket ediyorsun ve ona göre teslim oluyorsun ve sana sürekli bir korku pompalanıyor. İşte piyasa şöyle kötü, piyasa böyle. İş bulamazsın, yeni müşteri bulamazsın, mal satamazsın, zarar edersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Bakın işte siz bunlara tepkisel olarak bir panikle o korkuyu paniğe çevirip bir panik hareket yaparsanız insanların kölesi olursunuz. İnsanlar istediği gibi veya kurumlar parmağında çevirir sizi. Siyasette bakıyorsunuz, bunun sağ solu yok, CHP'si, AK Partisi yok. Hepsi birden bir korkuyla yönetiyorlar. Birisi diyor ki bunlar gelirse şöyle olur, gaz yağ kuyruklu olur, bilmem ne olur, camileri yıkarlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar diye bir korku pompalıyor. Öbürü de bunlar gelirse laiklik gider, işte siz İran'a dönersiniz, Suudi Arabistan'a dönersiniz, şöyle olur, bunlar Atatürk'ü şöyle yapmaz, hayat tarzınız gider, artık batıya değil doğuya döneriz, Pakistan'a, Afganistan'a döneriz. Bakın herkes bir korku pompalıyor ve sizin satın aldığınız korkular sizin yönetilmenizi sağlıyor. Bunun için spesifik olarak bir parti, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti demiyorum. Hepsi bir korku pompalıyor ve sizi korkuyla yönetiyorlar. Beraber olduğunuz kadın, bakın siz duygusal tepkiler verdiğiniz sürece o kadın karşısında zayıflıyorsunuz. Yani ve etrafımda, yaşadığım yerde, bulunduğum apartmanda, yani geçen sabahın köründe benim altımdaki gerizekalı komşularım bangır bangır kavga ediyorlardı. Kadın çığlık çığlığa adama bağırıyor. Adam da bas bas bağırarak kadına cevap veriyordu. Yani şimdi buradaki adamın o kadına bas bas bağırarak cevap veriyor olması bilmem ne. Ortaokul seviyesinde bir ağız dalaşı yapıyor karı koca. Bu adamın maskülen olduğundan bahsedebilir miyiz? Yani kadın duygusal bir tepki veriyor ve adam da tepkisel olarak yaklaşıyor. Erkekliğinden uzaklaşıyor ve erkekliğinden uzaklaştın farkında bile değil. Zannediyor ki kendisi erkek. Hani böyle bağırıyor, çağırıyor, kadına hükmediyor. Ya kadına böyle hükmedemezsiniz, ben size söyleyeyim. Yani bir kadın size bu tür saldırı yaptığı zaman, yani canım odana fazla konuştun sen. Yapabilen adamlar daha maskülen adamlardır. Tartışmanın sizi duygusal olarak tetiklemeye çalışıyor olabilir kadın. O kavgadan zevk alıyor olabilir. Çok sevdiğim psikiyatr arkadaşım Feride bir zamanlar oturup bana kadınlar öfkeli bir kavgadan seks benzeri, cinsellik benzeri bir haz alırlar demişti. O yüzden kavgacı olurlar demişti. Tamam, bunun psikiyatri kitaplarında bir temelini bulamadım. Bu belki kendi gözlemiydi. Belki benim bilmediğim bir şey biliyordu. Ama evet, fark ettim yani o kadınlar öfkeli, öfkeyle saldırıyorlar ve enteresan bir haz alıyorlar bundan. O kadınla o hazzı o kavgadan vereceğinize arkadaş daha maskülen, daha sert, sert dediğim ama kavgacı ve agresif değil, daha soğukkanlı duruşunuzla gerçekten cinselliği yaşayarak, seks yaparak verin. Niye kavga ederek veriyorsunuz ki? Beraber olduğunuz kadın, sen beni sevmiyorsun da sevdiğini hiç söylemiyorsun da bilmem ne, bık 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 konuşurlar bunlar. Bunların konuşmayanı yok. Allah bunlara iki bacak arasında bir vajina, ortada iki tane sarkan yağ bezesi meme diyoruz biz ona. Bir de çene vermiş. Yani böyle bir çene hani karşı cinste felakettir. Sürekli konuşan bir kadına oturup bık 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 cevap yetiştirmenize gerek yok. Ya şakacı takılın, ya senin baban sevmiyor, ben niye seveyim arkadaşım diye. Hani gülün, dalga geçin. Ya da ben seni sevmez olur muyum? Şöyleyim, tabii ki seviyorum da ya her şeyi yapmak zorunda mıyım? Şöyle demek zorunda mıyım? Şunu yapmak zorunda mıyım? Diyeceğinize canım sevmesem seninle ne işim var bebeğim deyip son derece sakin, tepkisiz bir şekilde karşılık da verebilirsiniz.
tepkisiz olmak illa böyle hiç konuşmamak, boş boş bakmak değil. Bundan 3-4 sene önce niye olduğunu bile bilmiyorum. Taksicinin teki böyle trafikte, ışıkta geldi ben duruyorken. Durdu yanımda, camlar da açık. Şöyle bir baktı, kulağını keserim lan senin dedi. Son derece gereksiz bir şey. Ve adam da benim komaya sokana kadar dövebileceğim adam. Şöyle bir döndüm, baktım, güldüm. Birader hangi kulağı dedim. Ben de gülmeye başladım. O da gülmeye başladı. Bakın adamın çok gereksiz, anlamsız saldırısına sadece gülerek, cevap vererek ne olduğunu anlamadığım konuyu kapattım. İş uzayacak da uzayacak. İşimizi gücümüzü bırakacağız. Ne gerek var arkadaş? Hakikaten ne gerek var? Her zaman şunu kafanızda tutun arkadaşlar. Güçlü köpekler havlamaz. Güçlü köpekler ancak gerçek bir tehlike gördüğü zaman, ciddi bir tehdit olduğunda çılgına döner. Ama kaniş köpekleri bık 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 sürekli hav 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 hav. Geleni avlar, geçeni avlar, bilmem ne yapar, çenelerini kapatmazlar. Abicim yani bakın büyük köpekten örnek alın. Veya bizim zamanımızın kabadayıları bildiğin hani adamlar ağır başlı oturaklı adamlar da şimdinin kabadayıları nasıl? Eli tesbihli, ona sıkarım, buna keserim. Bol bol tehdit ama icraat yok. Bakın tehdit zaten yapmayın. Tehdit ultimatomdur. Tepemiz attırmayın, bir gecede Şam'a kadar gideriz diyen adamlar şu anda Türkiye'yi Suriye'de rezil etmiş durumda. Tehdit edilmez. Direkt icraatını yaparsınız. Duygularınızı yönettirmeyin. Bir tepki geldiği zaman içinizden bir öfke, bir korku, bir kaygı, bir heyecanlanma, bir endişe, bir depresyon. Bu tür tepkileri düşünün sadece. Niye geldiğini düşünün. Bunları önlemenin, tepkisiz kalmanın yolu şudur. Arkadaş tepki geldiği anda bu tepkinin ne olduğu için içinizden bir şey itiyor sizi. Hani böyle coşuyorsunuz. Öyle yapmam lazım, buraya gitmem lazım, onu almam lazım, bunu satmam lazım. Sadece 3 defa nefes alın. Bakın çok sakince 3 defa nefes aldığınız zaman o beyin düşünecek ve o anda hala yapmanız gereken bir şey varsa yapın. Yani bazen kavga etmemiz gerekebilir. Eğer hala kavga etmemiz ve korumamız gereken bir şey varsa kavga etmemiz lazım. Bu da sizin maskülenliğinizin bir parçası. Ay aman kaçtı gidiyor, şöyle olacak böyle olacak diye birileri size bir şey satıp pazarlamaya çalışıyorken şöyle bir derin nefes alın. 3'e kadar sayın ve o arada düşünün. Gerçekten bu almak istediğiniz, size satılmaya çalışan şeyi almaya ihtiyacınız var mı? Onu almasanız hayatınızda ne eksik kalır ne kaybedersiniz, alınca ne kazanacaksınız? İşte o nefes alma süresinde onu düşünün. İşte tepkisel olmakla tepkisiz kalmak arasındaki çok temel fark bu. Yani birisinde tepkisel hareket edenler aklına geldiği gibi düşünmeden hareket eder. Geri kalanı, azınlık diyeyim, bir kısmı sadece bir nefes alırlar. Ne yapıp yapmamaları gerektiğini düşünürler. Yapması gerekeni yaparlar. Her şeyi yapmazlar. Bugünlük Kızıl Sırlar'dan bu kadar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir kardeşlerime. Hepiniz sağlıcakla kalın.